Bir şey diyeyim mi? Çok üzüldüm. Şu an az önce videoyu çekmiştim. Yani tam bitmek üzereydi. Ama şarjım bitti. Ağlamak istiyorum. Tamam, devam edeceğim. O zaman baştan başlıyoruz. Tamam, moralleri bozmaya gerek yok. Öncelikle herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyorum. Bu demek oluyor ki birinci videonun devamı henüz gelmedi. Şöyle aslında ilk videoyu attım. 3 gün sonra başka bir video yayınlayacaktım ama bu işte korona muhabbeti, işte bazı kendi sebeplerim vesaire falan derken atamadım. Yani çekemedim videoyu. Pek iyi hissetmiyordum kendimi. Ama şu an moralimi topladım. Hatta böyle çok ilginç bir şekilde bugün böyle bir makyaj falan yaptım. Evdeyim, çıkamıyoruz. Evden dışarı çıkamıyoruz. İşte böyle makyaj falan yapayım dedim. Ondan sonra biraz böyle enerjimi toplayayım dedim. Annemlerle sabah kahvaltı yapıyorduk. Bursa'ya geldim bu arada. Annemlerle sabah kahvaltı yapıyorduk işte. Böyle bir yerden konu açıldı. Ben de şu an size anlatacağım şeyi onlara anlatıyorum. Böyle güldüm, güldük falan böyle. Aa dedim, tamam, ben bugün bunu anlatıvereyim. Böyle düzeltirim falan filan. Ondan sonra sizinle de paylaşayım dedim. Biz bayağı güldük falan çünkü çok eğlenmiştik. Birebir yaşadığım için o an. Ondan sonra her neyse, o zaman başlayalım. Şimdi şöyle, bundan 1-2 ay önceydi. Biz işte okul zamanıydı. Aynen. Totalde evde 4 kişi kalıyoruz. Yani 4 kız kalıyoruz. Ama o gün 2 kişiydik. Yani Ece ve ben beraberdik. Canım ev arkadaşım. Seni çok seviyorum. Gerçekten bütün güzel şeyleri beraber yaşamak zorunda mıyız? Mesela neden bizi buluyor? Anlatsana biraz bana bunu. Her neyse, tamam, devam ediyorum. Şöyle işte 1-2 ay önceydi, ikimiz evdeydik. Yemek falan yiyeceğiz. O zaman da bütler falan vardı galiba. Ya da finallerde, hatırlamıyorum. Sanırım ama bütlerdi. Aynen, bütlerdi. Bütler vardı işte. Çalıştık falan, böyle gündüz ders falan çalışmıştık. Akşam oldu, karnımız falan acıktı. Yemek yiyeceğiz yani, tam böyle akşam 8 civarı falan yani. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra ben de duş falan aldım işte. Yemeği hazırladık. Ekmek yokmuş. Hadi dedik, ekmek almaya gidelim. Yani bakkal 5 dakika, hani gidiyorsun ekmeği alıp eve geliyorsun. Budur. Olay buydu yani. Bundan ibaretti. Ta ki evden çıkana kadar. Nereden bilebilirdim böyle olacağını? Şöyle şimdi güzel, tabii dediğim gibi hani duş almıştım, saçım ıslak, hava böyle 5 derece 3 derece falandı galiba, yılbaşından sonraydı hatırlıyorum. Ondan sonra böyle altımda ev taytı bildiğiniz böyle şuraya kadar falan. Ondan sonra üstünde böyle uzun çoraplarım, böyle gri uzun çoraplarım. Ondan sonra altına da normal postallarımı çektim. Hani bakkala gidiyorum, üstüme de montumu aldım. Kim görecek beni? Tabii bakkala gidip geliyorum. Ondan sonra tipim de o haldeydi. Belirtmeden geçemeyeceğim. Ece de hemen bir şeyler gidiyorsun. Hani bakkala gidiyoruz falan filan. Anahtarı aldık. Yani evden çıkarken anahtarı aldık. İyi, hoş, güzel. Ondan sonra çıktık, ekmeği aldık. İşte cips de aldık. Hani kendimizi şımartalım falan. Hani ders çalıştık ya tabii. Ondan sonra eve geldik. İşte tam daha hani şey kapısı, dış kapıyı açtık. Daire kapısını açacağız. Anahtarı sokuyoruz. Anahtar çevrilmiyor. Arkasında anahtar unutmuşuz. Sivri zekalılar. Bahsettiğim saatler 9-9.30 civarına denk geliyordu. Ondan sonra işte anahtarı çeviriyoruz. Çevrilmiyor. Allah Allah dedik, hani bir sıkıştı mı falan kapı diyoruz ama kapı sıkışacak gibi bir şey de değil. Tahta kapı yani, vursan açılacak. Her neyse. Ondan sonra yok dedik, herhalde anahtar unuttuk yani arkasında. Ki galiba değil, bayağı unutmuşuz bu arada. Ondan sonra kapıda kaldık. Yani bildiğiniz kapıda kaldık. Şimdi diyeceksiniz ki işte çilingir var, işte o su var, bu su var. Arkadaşlar, bahsettiğim yer ağlamak istiyorum. Bahsettiğim yer şey yani. Nasıl diyeyim ki size, hani ya kuş geçmez, kervan dönmez mi ne derler ya, işte öyle bir yer yani. İncin topu oynuyor dışarıda. Yani bahsettiğim yerde saat 7'den sonra hayat bitiyor. Dışarıda bir tek Allah'ın kulunu göremezsiniz. Böyle köpekler falan böyle dolaşıyor yani. Yok, hiçbir şey yok dışarıda. O saatte çilingir falan da bulunmaz yani. Ondan sonra her neyse, düşünüyoruz düşünüyoruz, ne yapsak ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Bir yandan karnımız da aç yani, ekmek almaya gitmiştik. İşte kafam ıslak, kafam zaten kurumaya başladı bile. Hapşırmaya tıksırmaya başladık, hava buzhane. Ondan sonra diyeyim mi, şey yaptık işte. Sonra biz dedik ya, dedik ev sahibini arayalım bari, hani onda yedek anahtar falan vardır. Bir şekilde hani en azından çaresini bulur ya da tanıdık çilingircisi falan vardır diye düşündük biz.
aradık, adam bizi geçiştirdi. Yani ilgilenmedi. Yani işte bir şey olursa beni arayın, işte öyle olursa öyle olur falan filan. Kusura bakmasın yani, artık buradan da dinleyen olursa da yapacak bir şey yok. Ondan sonra ne, bir şey olursa işte beni arayın, ben her türlü size yardımcı olurum, bilmem ne, siz öğrencisiniz falan filan dedi. Adama 40 yılın başı işimiz düştü. Abi diyorum, hani böyle böyle kapıda kaldı, kapının arkasında da galiba anahtar falan var diyorum, hani açamıyoruz kapıyı diyorum, kartla deneyin diyor. Ya ben kartı nereden bulayım, ekmek almaya gitmişiz, cebimde 3 lira para var, benim nereden bulayım kartı? Sinirlerim bozuldu. Yani uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Her neyse, sonra tamam dedim, abi sen dedim kapat telefonu, yani ben dedim halledeceğim. Sonra kapattık telefonu. İşte telefonumun arkasında okulun kartı var, bu giriş kartı var ya, işte onunla deneyeyim dedim. Onu buldum, aklıma o geldi. Yok, açamadım kapıyı. Yani zorluyorum zorluyorum, işte YouTube'dan videolar falan izliyorum nasıl açılır vesaire falan. Ya kepazeyiz yani, gerçekten kepazeyiz. Bir tek ağlamadığım kaldı o anda. İşte arıyorum, ondan sonra arkadaşlarım falan, ne yapsak ne etsek falan filan. Yok, açık çilingirci yok çünkü biliyoruz. Artık hani şey düşündük, acaba sabaha kadar burada yatsak donar mıyız falan diye düşünmeye başladık. Ondan sonra cima şey oldu, ne oldu en sonunda? Biz baktım hani, dedim en azından şansımızı deneyelim yani, bakalım dedim, belki dedim buluruz çilingirci falan. Ondan sonra başka bir şey gelmiyor çünkü aklıma. Açtım Google'dan, işte bakıyorum çilingircilere, yakındakilere falan. Ondan sonra birinci numarayı gördüm, aradım, aç, çalıyor çalıyor çalıyor, açmıyor. İkinci numarayı tekrar açtım, çalıyor 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 çalıyor, tam açılacak meşgule kapanıyor. Üçüncü numarayı aradım, ikinci çalışımda biri açtı nihayet, bu gül yüzüme biri güldü nihayet. Ondan sonra açtı telefonu, işte dedi böyle böyle, hani dedim abi dedim böyle böyle kapıda kaldık vesaire falan, adama dil döküyorum yani, hani gelip kurtar bizi. Çocuktu daha doğrusu, adam falan da değildi. Çocuk dedi ki tamam dedi, ben sizi birine yönlendireceğim şimdi, çilingir ustası ev burada, dükkanda değil dedi. İyi dedim, tamam, hani çocuğa da dil döktük falan ama numarayı verdi, onu aradık sonra. Ondan sonra numarayı aradım, bir tane adam çıktı telefona, işte dedim abi durum böyle böyle falan filan, hani kapıda kaldık dedim, tamam dedi, ben de diyorum saate gelirim, Allah dedim razı olsun senden, Allah dedim ne muradım varsa versin yani. Dondum ya, donuyorum, bildiğiniz donuyorum yani. Ondan sonra tamam dedim, yarım saatse yarım saat yani, sorun değil, bekleriz sabaha kadar, da sabaha kadar bekleriz. Ondan sonra işte biz böyle bekliyoruz bekliyoruz, karnımız acıktı, böyle artık ekmeğin arasına cips falan koyup onu yemeye başladık haliyle, gurul gurul ötüyor yani karnım. Ondan sonra şarjım da bitmek üzere, Allah'tan wifi çekiyordu, hani oradan hemen bulduk, internet falan da yoktu bu arada telefonda. Her neyse yarım saat falan geçti galiba. Adamı aradım ben, dedim abi neredesin, hani yarım saat oldu falan. Geliyorum ben dedi. Tarif ettim evi hani net bir şekilde. Geliyorum ben dedi. İyi dedim, tamam okey. Biz bu sefer hani evin önünden daire kapısının önüne çıktık, hani şey arabalar geçerse hani görsün bizi falan diye. Tanıyamazdı çünkü, yani nereden bilsin bizi adam. Kapıya çıktık, daire kapısının önüne çıktık işte. Ondan sonra bir sürü arabalar geçiyor evin önünden. İşte böyle arabalarda ikişer üçer tane adamlar. Yani korna basanı mı dersin, tip tip bakanı mı dersin? Çünkü o saatte iki kızın dışarıda durması, oradaki hani algı tarafından şey, hani ne işi var bu saatte bu iki kızın, hani başka gözle bakılıyor. Bize de öyle bakıyorlarmış gibi hissettik açıkçası. Yani bu kötü bir durum tabii. Bunu şu an size anlatamam. Bu psikolojiyi anlatamam size. Artık böyle şey yapmadım. Şapkamı falan kapatıyorum. Erkek gibi duruyor muyum falan demeye başladım. Gerçekten çok kötüydü. Ondan sonra her neyse bir tane araba yanaştı en sonunda. Çilingirciymiş. Arabadan bindi adam. İzbandut gibi bir adam. Korktum. Hani iki kızız, kimse yok. O kadar bağırıyoruz, çağırıyoruz. Telefonla konuşma yapıyoruz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp demedi ki kızlar ne oldu? Neyiniz var sizin? Yok yani. Kimse yok. Ondan sonra cima, işte adam indi arabadan. İşte evin önden gittik. O arkamızdan geldi. Yukarı çıktık. Adam kart çıkardı cebinden. Hani kartla açacak kapıyı. Dedim abi kartla açılmaz işte diyorum. Ben denedim falan filan diyorum adama. Adam diyor ki bırak da diyor. Ben diyor işimi yapayım dedi. Tamam abi dedim. Sakin ol. Tamam. Ondan sonra adam denedi. Lönk diye açtı zaten kapıyı. Yani beklediğimizde değmemiş bile. Ondan sonra dedi kapınız da çok sağlammış falan dedi. Böyle dalga geçer gibi. Evet dedim, yani biraz öyle. Gerçekten de öyle bu arada. Yani kapı tahta kapı. Yani tek vuruşla açılırdı. Yani ama ben kırmak istemedim, yoksa kırardım. Sinirim bozuldu. Gerçekten o gün çok kötüydü. Yani şu an anlatırken aklıma geliyor. Mesela gülüyorum falan işte. Az önce de güldük falan da gerçekten kötüydü. Yani nasıl anlatabilirim ki size şimdi ben bunları? Sadece bir kapıda kalmadan ibaret değil yani olay. İşte orada beklerken adamların geçmesi vesaire bilmem ne falan derken çok kötü hissettik kendimizi.
Her neyse adam işte şey yaptı ama adama telefonda şey demiştim zaten ben. Hani abi dedim böyle böyle hani biz öğrenciyiz demiştim. Yanımda nakit yok. Hani bu saatte çekebileceğim bir yer de yok burada demiştim. Kart var gelirken post cihazında getir demiştim. Adam da tamam abicim demişti. İşte adam kapıyı açtı ben içeri girdim direkt hani kartı çıkardım. Dedim abi buradan çekelim kartı falan ama son 40 lira yani. Daha 5 gün 6 gün falan var orada yaşamamıza, oradan ayrılmamıza falan. Ondan sonra son 40 lira bizim hayat şeyimizdi o, böyle bütçemizdi, anlıyor musunuz? Ekmek paramızdı tam anlamıyla. Ondan sonra cima adam dedi ben de post cihazı getirmedim dedi. Yarın dedi dükkana gelirsiniz dedi, ben de tarif ederim size dedi. Dükkandan dedi çekeriz dedi. Dedim tamam abi o zaman öyle yapalım dedi. Numaramız falan da var zaten, sen de çık doğru dedim. Tamam kızım dedi. Adam Allah'tan insaflıymış. Her neyse girdik evimize ama donduk yani. Donduk işte, ısıtıcının başında ısınmaya falan çalışıyoruz. Yemek falan yiyecek hal kalmadı zaten. Ekmek arası cipsler falan gömüldü. Her neyse. Ondan sonra ertesi gün oldu. İşte kahvaltıdan sonra aradım ben bu çilingirci abi. İşte abi dedim hani böyle böyle parayı vereceğim dedim. Hani dükkanı tarif eder misin falan. Adam meğerse ek iş olarak yapıyormuş bu işi, yani normal işçiymiş abi. Ondan sonra diyeyim abi dedi işte ben dedi böyle böyle dedi çalışıyorum dedi. Siz dedi öğrencisiniz dedi. Benim de dedi kızım okuyor dedi. Ben dedi anlarım öğrencinin halinden falan dedi. Ben başladım ağlamaya telefonu. Yani nasıl ağlamayayım yani, hayat kurtaran gibi bir şey oldu. Ondan sonra bu arada bu çilingirci daha önce burada okuyan bir arkadaşımın da evine gelmiş. Ondan 150 lira para almış hani. Ama o erkekti, büyük ihtimalle o yüzden ondan aldı. Bilmiyorum bizi acıdığından mı artık anlamadım ama bize de şey dedi bu arada hani. Benim dedi kızım okuyor falan dedi. Ben başladım tabii salya sümük ağlamaya. Siz dedi zaten dedi alacağım dedi 50 lira parayı da sizden dedi. O 50 lirayı dedi buzdolabınızı doldurun dedi. Ya gerçekten var ya yani, tamam böyle anlatınca şey gibi geliyor ama çok duygusal bir an yaşadık. Çünkü dediğim gibi cebimizdeki son paramızdı. Paranın yatmasına daha var, işte orada kalmamıza daha biraz daha vakit vardı. Hani son hayat paramızdı o bizim ve abi işte dedi böyle böyle hani buzdolabınızı doldurun dedi. Dedim abi gerçekten mi? Hani hiç yok olmaz öyle bir şey falan demedim tabii. Dedim abi gerçekten mi? Ondan sonra abi dedi gerçekten dedi hani doldurun dedi buzdolabınızı, bir şey olursa dedi arayın dedi, her zaman dedi yardımcı olmaya çalışırım dedi. İşte benim de kızım okuyor vesaire falan filan. Dedim abi Allah razı olsun. Allah dedim ne muradım varsa versin yani. İşte hoparlörde telefon, Ece ile beraberiz işte abi Allah razı olsun da öyle olsun böyle olsun falan. Biraz abarttık tabii. Ondan sonra cima öyle biz de işte o parayla 5-6 gün falan geçindik. Bu da böyle bir anımızdı. Dediğim gibi normalde o adam hani o çilingirci abi geçen sene bir arkadaşımın evine hani çilingire işte geldiğinde, kapıyı açmak için geldiğinde 150 lira para istemiş. Hani adam bayağı oradaki herkese gidiyormuş. Ondan sonra cim hani bize biraz insaflı davrandı. Ama yani hiç unutamıyorum. Çünkü dediğim gibi yani kapıda kaldığımız yer yani bizim öğrenci evi öyle bir yerde ki nasıl anlatayım ki ben size? Yani uçsuz bucaksız saat 7'den sonra, yani akşam 7'den sonra hayat bitiyor arkadaşlar. Yani bir tane Allah'ın kulunu göremezsiniz. İmkansız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hatta kanalıma abone olmayı da unutmayın. Geçen videoda böyle hani ilk videomda biraz heyecanlanmıştım. Bunları söylememiştim. Kanalıma abone olmayı, bir de o kenarda böyle bir küçük bir zil var. Ona böyle tıklamayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.